Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün yeni bir Town of Salem videosu ile ve hatta ilk videomuzda karşınızdayız. Eski bir oyun Town of Salem. Bu yüzden biraz daha anlatarak bir bilgi amaçlı bir oyun başlayacağız arkadaşlar. Yani bir nevi tanıtım videosu olacak. Yeni başlayanlar olabilir çünkü. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde ama şu anda üyeli kabul etmiyor diye biliyorum. Eski yıllarda üye olduysanız eğer, yani şu anda para vermenize gerek duyulmuyor. Şu anda çünkü belli bir ücret talep ediliyor diye biliyorum, düşük de olsa. Şu anda arkadaşlar oyunumuza girdik. Dereceli bir oyunla başlayacağız. Ranked Practice. Play Solo deyip arkadaşlar başlıyoruz. Burada roller var. Roleplay oyunu gördüğünüz gibi şurada. Jailer. Investigative yani araştırmacı rolü 2 tane. Koruyucu, öldürücü, destek rolü. 3 tane random geliyor. Yani bunlardan 3 tane geliyor. Godfather. Yani mafyanın babası. Artı bir tane de mafya ve bir de random mafya yani. Mafyaların değişik rollerini yapanlar geliyor. Burada sohbet ediyorlar. Biraz toksik çok olabilir arkadaşlar. Yani bu oyunda gerçekten toksik çok olabiliyor ve hatta fazla olabiliyor yani. Satabiliyorlar oyunu. Mesela bir köylü oluyor. Bir mafya oluyor. Mafya arkadaşı mesela. Veya yani köylülerden öldürücü rol mesela gidiyor köylüyü vuruyor. Mafyaya yardım ediyor. Bu gibi saçma durumlar olabiliyor tabi. Ya bunlara yapacak bir şey yok. Lobi 15 kişi olması gerekiyor arkadaşlar. 3 kişi lazım. Yani gördüğünüz şurada baktığımda 3, 6, 9, 12, 13, 14. Yani 15 kişi olması gerekiyor, evet. Çünkü mafya 3 kişi olmaması gerekiyor yani. Burada iki tane daha random mafya gelecek. Yani üç tane random mafya. Bir de bir mafya ile bir de Godfather. Yani mafyanın babası mafya. Bir kişiyi vurmak istediğinde Godfather'ın seçtiği kişiyi vurabiliyor. Yani gördüğünüz gibi de Leader of Organized Crime. Yani organize suçunun başı diyor yani. 13 oldu. Bir random mafya daha eklendi. Pardon, bir tane de witch var arkadaşlar. Bu da cadı. Cadı herkese istediğini yaptırabiliyor. Mesela köylüyü alıyor, öldürücü köylüyü. Gidiyor birine vurdurtuyor. Yani bu da mafyanın tarafında aslında. Witch'in kazanması için mafyanın kazanması gerekiyor. Başka türlü cadı kazanamıyor. Yani cadı oyunun içinde mafyaları tahmin edip onlara özelden fısıldaması gerekiyor. Whisper yani. 14 oldu. Bir de arkadaşlar normal yani Executioner var. Bu da yani Executioner dediğimizde kendini astırmaya çalışan arkadaş. Bu kendini astırırsa kazanıyor. Yani değişik roller var. Anlatacağım arkadaşlar, sırası geldi mi? Böyle ismimizi giriyoruz mesela. Ne girelim buraya? Yani ne girebiliriz? Çok göze batan bir isim olmaması gerekiyor. Mustafa Baba yapalım mesela. Çok küfür edenler gördüğünüz gibi. Hayali. Evet, rollerimiz yavaşça verilecek arkadaşlar. Hangi rol olduğumuzu rastgele biz seçemiyoruz. Evet arkadaşlar, bizim rolümüz dandik bir rol. Aslında bir nevi oyunu anlatayım için güzel oldu. Yani Retributionist. Bu random gelen bir rol. Ölüyü diriltiyor arkadaşlar. Mesela mafya gitti bir köylüyü vurdu. Köylü mesela diyelim ki çok önemli bir rol. Biz onu diriltebiliyoruz. Oyunumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burada isimler yazıyor. Sırasıyla arkadaşlar sağda. Yani siz de bu şekilde girerek çok güzel bir oyundur yani. Her gece bir kişiye giderek yani bizim rolümüzde tabii ki de bu yok ama biz sadece bekliyoruz yani bu rolde. Şu anda gece arkadaşlar, burada saat sayıyor. Ve bu saat dolduğunda herkesin gecesinde ne gerekiyorsa o rolünde amacını yapmış olacak. Mesela köylülerde şerif var. Şerif bir gece bir kişiye giderek onun rolünün ne olduğunu görebiliyor. Yani köylülerden şerife kesinlikle güveneceksiniz bu arada. Ama tabii oyunda çok rol olduğu için kimin kim ne olduğu bilinmiyor. Mesela mafyalar da şerif rolü yapabiliyor. Veya yani
Herkes Şerif rolü öpebilir. Mesela bize gelmediler bu. Yani bu akşam bize gelmediler, ölmedik. Allah'a şükür ölmedik arkadaşlar bu gecede. Ve köylülerden de ölen yok. Yani büyük ihtimal mafya sanırım yani güçlü bir role gitti. Veya ölmeyen bir role gitti. Veya köylülerden doktor var. Doktor koruyabiliyor her gece birini. Mafya ona da gitmiş olabilir. Babanki demiş ki dört mafya Allah dedi. Yani bu mesela şu an sallıyor olabilir. 31 bağımlısı. Kim götümü elleri yazmış. Birisi buna gitmiş demek ki. Baban ki jail aldım dört ağladı demiş arkadaşlar. Yani ki bunun büyük ihtimal bu jester olabilir. Kendini astırmaya çalışan bir rol. Jester. Asıldığında yani ortalıkta yaygara yaratıyor. Asılırsa kazanıyor. Böyle bir rol. Yani şu anda bir al diyorlar. Ama ilk akşamdan da bir kişi asılmaz bence yani. Herkes iki çıkarttı arkadaşlar. Fotometre. Yani koton metre aldılar ama neden aldılar? Aklımda bir fikrim yok. Yani iki al diyorlar. Veteranım ne oluyor lan? Veteran gün bir basmıyor. Ya ben bunu arkadaşlar innocent vereceğim çünkü belli olmaz yani köylü de olabilir. Burada arkadaşlar her gün birini asabiliyorsunuz oy vererek burada gördüğünüz gibi. Ama ben buna suçsuz verdim yani suçsuz olma ihtimali yüksek. İlk günden biri asılmaz yani sonuçta elde bilgi yok kesin olarak bilgi yok. Bir de defter var burada arkadaşlar. Buraya notlarınızı yazabiliyorsunuz öldükten sonra gözüküyor. Mesela ben şerifim. Bir gecesi mafyaya gittim. Bunu söyledim köylü inanmadı. İkinci gece öldüm diyelim. Öldükten sonra asacaksınız lan mafyayı değil mi? Yani öldükten sonra anlıyorsunuz değil mi? Doğru söylediğimi demek anlamında aslında. Evet arkadaşlar asmadılar kotometre. 5 al diyorlar. 5 çekiyorlar. 5 baban ki. Evet bu gece de arkadaşlar gecemiz başladı. Yani yarım saat değil 20 dakika süren bir oyun olabilir arkadaşlar. 20 dakika sürebiliyor yani bu oyun. O yüzden şu an gecemizin dolmasını bekliyoruz. Yani bizim rolümüz aslında köylünün en önemli rolünü diriltmek bizim görevimiz. Mesela köyde bir tane başkan var. Başkan 3 oy yerine oy verebiliyor. Mesela mafyaya oy mesela mafya 5 kişi kaldı, köylü 3 kişi. Köylünün ikisi oy verdi, üçüncü verdi mi 3 oy oluyor ya. Aslında 5 oy gerekiyor. O başkan oy verdiğinde 5 oy oluyor arkadaşlar. Evet bu akşam da bizi öldürmediler güzel. Evet bu gece babanki ölmüş gördüğünüz gibi. Ve KGB ölmüş arkadaşlar. Şimdi babankiye gittik. Died last night. Jailer almış bunu öldürmüş arkadaşlar. Jailer dediğimizde köyün yani muhtarı. Her gece bir kişi alıp öldürebiliyor. 6, 7, 11 bunlar hani ne tayfa yazmış. Şakasız mafya o diye. Yani mafya ifşa etmiş arkadaşlar. Bu da J'lerin öldürürken sebebi işte sebep vermesi. Evet arkadaşlar mafyaymış. Yani aslında gayet arkadaş mafyayı satmış sanırım şu anda. Ve oyunu bize döndürdü. Bu da mafya tarafından öldürülmüş KGB. Bakalım notlarında ne yazıyor. Doktor ilk gece Dutch Man'i korudum diyor. İkinci gece de Dutch Man'i korudum diyor. Evet gerçekten doktormuş arkadaşımız. Gerçekten dürüst bir arkadaş çıktı bu arada. Beyler 14 asalım bu ne olur? Raplersiniz 5'i. Raple geç yani. Reportla demek istiyorlar. Satmış arkadaşlar. Buradan babankiye geliyorsunuz. Last will diyor bakın burada. Last will. Bu son not yani. 6, 7, 11. 6, Selma Günel. 7, Sivaslı. Çıktı bu arada ikisi. 11'de Malik Efüzyon. Yani son 11 kaldı bu arada. Sattı yani mafya bu arada. Babanki. Tam bir toksik çıktı arkadaşlar. Tanıtım videomuzun da kısa sürmüş olacak anlamına geliyor bu. Yani mesela her gece buraya bir rolünüzün önemini belirtmek için her gece yazabiliyorsunuz buraya bir not. Mesela bodyguard da var. Bodyguard doktorun benzeri bir rolü ama bodyguard gidip bir kişiyi koruduğunda mafya ona giderse mafya ölüyor. Bu da bodyguard'ın önemini çıkarıyor. Yani bir gece sonra dersiniz mesela ben bodyguard'ım şu kişiyi korudum.
O öldü. Mafya o yüzden öldü. Mesela buna inanırsınız. Niye? Bir tane bodyguard vardır sonuçta, o konuşur. Yani burada önemli olan inandırmak arkadaşlar rolünüzü. Yani köylü mafya yastırmaya çalışıyor, olay bu. Sanırım anladınız yani oyunu. Vampir köylü gibi bir oyun. Evet, şu anda doktoru canlandırabilir miyiz? Çıktı mı acaba doktor? Ben doktoru canlandırmayı seçiyorum arkadaşlar. Bakın, göstermek amaçlı size. Yoksa doktoru canlandırmam. Çünkü daha önemli roller var bu arada. Ama sizin için doktoru canlandıracağım. Bu arada canlandırdık arkadaşlar doktoru. Biz ölsek bile ama doktor yaşayacak. Yani bir köylüyü daha hayatta tutmuş oluyorum ben. Bu oyunda oyunun sonuna kadar ne kadar köylü hayatta kaldı o kadar iyi demek. Umarım KGB oyundan çıkmamıştır. Çıktıysa çünkü dirilse de bir fayda etmeyecek. Evet, 11'i de öldürmüş arkadaşlar, köyümüzden bir kişi. Büyük ihtimal muhtar öldürdü. Jailer yani. Jailer öldürmüş olabilir. Sivaslı he apparently committed suicide, yani intihar etmiş arkadaşlar. Committed suicide. Sivaslı bir not bırakmış. Şerif rehberi yapmaya çalışmış arkadaşımız. İnandırmak için. Evet, maalesef Godfather çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani adam bildiğiniz mafyanın babası çıktı. Godfather rolü yapmak da, yani Godfather olup şerif rolü yapmak da biraz abartı kaçmış yani, insan bir gider. Yani başka bir executioner'ın falan der yani. Selma Hünal Vigil rolü yapmış. Büyük ihtimal mafyanın bu random rollerinden biri. Ya da mafya, evet mafya. Tamamdır. Bu da Jailer öldürmüştür. Bakın şimdi Jailer yazacak burada. Yok, bu da intihar etmiş. Kolay bir oyun oldu köy için. Yani gerçekten. Bu da Investigative rolü yapmaya çalışmış. Büyük ihtimal konsik bu. Yani konsikliyer olabilir. Evet, dediğim gibi, tam tahmin ettiğim gibi. Çünkü zaten evet, köy kazandı arkadaşlar. Oyun bu kadar basitti. Town wins, share with your friends diyor. Yani puan kazan diyor. Tamamdır arkadaşlar, oyun anlattığımız gibi rolleri gördünüz. Ama biraz da uzun sürseydi anlatabilirdim rolleri ve ölseydim daha da uzun anlatabilirdim sizlere. 5'i reportlayabiliriz buradan. Ama sanırım bir port ekranı gelmedi şu anda, ama ekran gelecek illaki. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz bu şekilde. Herhangi bir sorunuz varsa mesaj atarak veya yoruma bırakarak sorabilirsiniz. Her türlü sorunuzu her saat her an cevaplayabilirim bu arada. Özel olarak da oynamak istediğiniz olursa beraber bir oda açıp 15 kişi aynı Discord'da, kanalda beraber rol playleyerek oynayabiliriz. Evet arkadaşlar, şu anlık bu arada bu oyun ücretsiz de olabilir. Çünkü belli bir oyunu tamamlamanız gerekiyor diye biliyorum bu arada. Sonradan aklıma geldi. Yani oyun ücretsizdir arkadaşlar. Sizler de üye olarak beraber oynayabiliriz. Şu anlık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 5'i de reportluyoruz bu arada. Şu anda 5'i de bulabilirsek. Evet, 5'i de reportluyoruz arkadaşlar. Yani oyunu satmaktan. Evet, her sorunuzu cevaplayabilirim arkadaşlar. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum izlemiş olduğunuz için. Sizlere iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.